Habertürk TV ekranlarından herkese merhaba. Bir Açık ve Net'te daha birlikteyiz. Bugün çok ilginç bir konuğum var. Aslında onu biz dünyadaki şampiyonluklarıyla, başarılarıyla tanıyorduk. Zorlu hayat mücadelesiyle tanıyorduk. Sonra siyasete girdi. Siyasete girdiği günden beri de tartışmaların odağında. Çok tepki aldı bazı paylaşımları, bazı hareketleri. İlk kez bugün bu programda hepsine yanıt verecek. Kimden bahsediyorum? AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Safıoğlu, Milli Motosiklet Şampiyonumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kenan Bey, öncelikle ben bunca hakkınızda tartışma oldu. İlk kez Açık ve Net'te konuşacağınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Son açıklamalarınızdan biriyle başlayalım. Pistlere geri dönmek istiyorum. Cumhurbaşkanından izin alacağım demişsiniz. Siyasetten sıkıldınız mı? Niye böyle bir istek, talep? Yok. O şöyle, sadece birkaç hafta önce yarış kariyerim boyunca hayallerim olan bir Turkish Racing'tim. Yani Türk bayraklarını, Türk logosunu taşıyan bir motosikletle yarışmak hayalim vardı. Kariyerimde her türlü ülkenin logolarını taşıyan motosikletle yarıştım ama Türkiye'nin logosunu taşıyan bir motosikletle hiç yarışamadım. Şimdi biz bunu gerçekleştirdik. Benim yetiştirmiş olduğum sporcular bu sezon dünya şampiyonasında Turkish Racing Team'le yarışacaklar. Eğer müsaade çıkarsa ben de bir tane yarışa katılmak isteyeceğim. Bu yarışları geri dönüyorum anlamında değil. Kariyerini tamamlamış sporcular senede bir kez misafir olarak biraz da gösteri ve şov amaçlı seyirciler için, sevenleri için katılırlar. Ben de böyle bir katılım istiyorum esasında ama tabii meclisin tatile girdiği döneme denk getirmek istiyorum. Artı Cumhurbaşkanım yarışları bizzat bırakmamı istemişti. O yüzden verir mi sizce, umudunuz var mı? Tabii burada amaç dünya şampiyonu falan olmak değil. Biraz da işte sevenlerimiz için piste çıkmak. O anlamda çok risk almadan yarışacağımı dile getiririm ve inşallah da izin alırım diye düşünüyorum. Biraz siyasete nasıl girdiğinizi de konuşalım. İzleyicilerimiz de merak ediyordur. Ne oldu? Neden Kenan Safıoğlu birden siyasete girmeye, milletvekili olmaya karar verdi? Cumhurbaşkanı mı istedi, hikayesinde ne var? Ben bu işe hazır değildim. Bunu açıkça söyleyebilirim. 2018 sezonunda yarış kariyerim devam ederken Cumhurbaşkanımızın Sakarya ziyaretinde beni görmesi ve ben sadece kendisine hoş geldiniz deyip pistime geçip antrenmanlarıma devam edecektim ki beni gördüğü anda sen gene kaza yaptın, artık yeter, korkuyoruz, bizi korkutuyorsun, devam etmeni istemiyorum, annen korkuyor diyerek o kadar insanların önünde söz vereceksin bize dedi, bundan sonra yarışmayacaksın. Tabii ben çok net konuşamamıştım o anda ama oradaki, ne zamandı bu seçimlerden? Seçim daha önce, erken seçim bile yok o dönemde. Yani hiçbir şey yok. Normal her şey gidiyor. Ben de sezonuma devam ediyorum. Tabii ben de orada herkesin içinde tamam Cumhurbaşkanım elimden geleni yapacağım dedim. Ve sonrasında sözleşmelerimi, geri kalan anlaşmalarımı, sponsorluklarımı hepsiyle anlaşmaya vardım. Artık yarışlardan çekileceğim. Sadece artık ismim olarak takıma destek olmak için gideceğim. Anlaştık ve ben kendime şöyle dedim artık. Sıkıntılı 20 yıl geride bıraktım. Artık dinleneceğim. Ben maddi olarak ya da manevi olarak ya da hayalleri olarak her şeye çok şükür ulaştım. Ulaşmış bir insanım ve artık bundan sonra daha sakin, ailesiyle hayat geçiren, stresi az bir hayat yaşayacağım. Ne yapacağım? Boş durmayacağım. Yetiştirmiş olduğum sporcuların menajerliğini, abiliğini yaparak onlara da destek olmaya devam edeceğim. Çünkü son 5 yıldır da sporcu yetiştiriyorum. Tabii o dönemde erken seçim açıklanıyor. Herkes beni Sakarya'da Cumhurbaşkanı'yla muhabbetten ötürü diyorlar ki Kenan'ı milletvekili yapacaklar. Ama tabii ne Cumhurbaşkanımız tarafından böyle bir şey konuşuluyor ne de benim böyle bir talebim ya da aday adaylığı sürecim olmadı. Hı hı. Tabii konuşuyorlar, cevap da vermedim hiçbir şeye. Hatta şunu dedim, 21 Mayıs günü Sakarya milletvekilleri belli olsun da beni de şu işten kurtarsınlar. Çünkü konuşuyorlar, cevap veriyorum, inanmıyorlar, bize söylemiyorsun gerçeği diyorlar, kesin seni aday yaptılar diyorlar. 21 Mayıs günü adayların açıklanacağı gün ben de Sakaralı bir vatandaş olarak hatta Türkiye'deki yaşayan bir vatandaş olarak bekliyorum milletvekillerinin açıklanacak. Hem ben o baskıdan kurtulacağım hem de merakla bekliyorum. O gün Cumhurbaşkanımız telefon etti ve eğer razılığın varsa seni listelerimize koyacağız dediğinde efendim siz yarışları bırak dediniz ben bıraktım. Eğer diyorsanız ki istiyoruz ben siz isterseniz her şeyi yaparım dedim ve ertesi sabah kendimi basın toplantısında buldum. İnanın. Peki gerçekten Cumhurbaşkanı istediği için mecburen mi oldunuz yoksa bir yandan da hoşunuza gitti mi o telefonun gelmesi? Şimdi, ve o teklif? Tabii bir süreç konuşuldu.
Ailem, annem, akrabalarım, herkes çok tabii aa, ne güzel olur dedi. İstemeyenler de vardı. Başta eşim. Yakın birkaç çevremdeki ailem. Eşiniz niye istemiyordu? Eşim çünkü yarışları bitirip unutulup daha rahat edeceğimiz günleri umutla bekliyordu. Çünkü rahat bir yere gidemiyoruz. İnsanlar, ben Sakarya'da yaşıyorum ve orada İstanbul'a göre küçük bir şehir. Çok rahat edemiyorduk ama ben Sakarya'yı çok sevdiğim için birkaç yıl içinde beni insanlar unuttuğu zaman daha rahat hareket ederiz. Ben o günleri beklerken ya Allah öyle bir şey nasip etti ki eski günlerimi şu anda arıyorum. Ama bu zoraki değildir, razılığım var bir sözü. Eğer Cumhurbaşkanımız bana orada Kenan seni milletvekili yaptım deseydi ben açık konuşacağım dayanamazdım bırakırdım. Ama razılığım var mı sözü şu anda ben orada razılığım var evet sizin için yaparım dedim. O yüzden de tabii biliyorsunuz zor günlerde yaşadım ve her şeye rağmen devam etmeye, mücadele etmeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi orada kesinlikle zoraki bir şey yoktu. Kendisi razılığım var mı dedi. Ben de efendim siz pişman neyse mısınız? Yaparım. Pişman olduğum dönemler oldu. Bunu saklamayacağım. Çünkü milli sporcuyken ben inanın Türkiye'de hemen hemen herkesin tarafından sevilen, saygı duyulan biriyken bir günde baktım ki o kadar çok tepki aldım ki sadece aday olarak gösterildiğimde bile çok fazla tepki aldım. Yani siyasette sizi bir kısım insan sever, nereye bağlıysanız bir kısım insan da size karşı zıt bir tavırı var ve bakış tarzı var. Ben bunu kırmak için elimden gelen esasında yapıyorum. Çünkü beni seven insanlar diğer partilerden de CHP'den, MHP'den, İYİ Parti'den de insanlar var. Ve ben bunu meclise ilk geldiğim gün hissettim. Orada birçok CHP'li, MHP'li, İYİ Partililer geldi. Hem benle resim çekildi. Hatta biz dedi, yani biz HDP'ye gönül vermiş insanlarız. Onlar için buraya geldik ama ben bu çocuğu seviyorum. Resim çekileceğim. Yanıma gelip birçok kişi ben konuşmalarını duydum. Gelip bir resim çekildi. Ben dedim ki kendi kendime demek ki ben burada sadece AK Parti'yi kazanacağım. Diğerlerine hiç kimseyle işim olmaz mentalitesinde değil de beraber diğer partilerin de milletvekilleriyle beraber iyi bir ortamda ülkeme özellikle bildiğim konuda hizmet etmek için geldim dedim. Yani kendime bir yol haritasını esasında meclise ilk girdiğim gün çizdim. O yemin törenimizde çizdim. Peki meclis yani neden pişman oldum dediniz? Bütün o gelen tepkilerden dolayı değil mi? Tabii milletvekilliği resmen seçildikten sonra hatta adaylık süresinde de çok baskılar geldi, çok söylentiler geldi. İşte oradaki eleştirilere hazır değildim. Ardından milletvekili olunca hayatım çok daha zorlaştı birden. O olayları bir tek tek konuşalım. Sözünüzü kestim ama sonuncudan başlayayım. Size en tamam. Çok tepki aldınız. Hatta arkadaşlarım o makam odasındaki görüntüyü de bir sizi kırmayacaksa hatırlatsınlar. Tamam, ekranı alalım. Çünkü bir fotoğraf paylaştınız. Karşınızda iki tane danışmanınız emir erlerim diye ve ayaklarınızda bacak bacak üst üste masanın üstünde bu fotoğraf çok tepki çekti. Niye böyle bir fotoğraf şimdi, paylaştınız? O günün içinde yaşadıklarımızı tabii kimse bilmiyor. Sadece burada bu olaya odaklanıldı. Gün boyunca iki tane bakanlığa gidildi ve özellikle motosiklet ÖTV indirimi ile alakalı otomobilde yapılan motosiklet ÖTV indirimini dile getirdik ve o gün birçok koşturmanın ardından odama geldiğimde akşam saat yani tam da hatırlamıyorum ama akşam olmuştu artık. Mecliste de gece yarısı bir oylama yapılacak. Oylamayı bekliyoruz. Dinleniyorum. Oylamadan önce de kahve söyledim ve odamı kapattım. Kimse yok. Sadece kuzenim Semih var. Bir yandan da yardımcım, danışmanım. O telefonunda videolar izliyor YouTube'dan. İşte bu emirerlerim olan filmi izliyor hatta. Şener Şen'le herhalde. Böyle bir film mi var? Şener Şen'le eski Şener Şen'in filmlerinden Emirerim Şaban, Emirerim Ramazan onları izliyor. Ben orada resim çekerken ayaklarım falan değil kahveyle çikolata yerken resim çekerken ama kimseye dedi sosyal medyaya dedi. Semih zannetti ki işte sosyal medyaya çekiyorum dur abi ben de geliyorum dedi. Oradan Levent abi duyuyor diğer de yeni bir arkadaşım o da geliyor. Abi bak oraya Emirerim yazacaksın şimdi dedi. Hani biz onlar orada biz şaka yapıyoruz esasında hep beraber. Ardından resmi çekip attıktan sonra bana telefon geldi. Eksik bir dosyayla alakalı. Daha ben resmi kontrol edemeden paylaşıldı ve telefon geldi. Telefonda 3-4 dakika durdum. Gene Maliye Bakanlığı'ndan bakan yardımcısı bazı eksik evrakları benden istedi. Ve onlar tamamlanacak. Ben telefonu kapattığımda
kontrol için açtığımda bir kere resimde hem ayağımı gördüm hem de yani bazen insanlar paylaştığı şeyin yanlış olduğunu görebilirler. Bu benim sporculuk dönemimde de oldu. Hemen kaldırdım. Ama siyasette öyle değilmiş. Orada insanlar şakayı bir kenara koyun. Her türlü tarafa çektiler. Haberciler evet haklıydı. Haberciler haber arıyor. Esasında beni üzen habercilerden çok. İnsanların bu kadar seviyoruz, işte çok saygı duyuyoruz dediği kişiye bu kadar bir anda eleştirmeleri beni gerçekten çok üzüyor. Ve ben Ankara'da hayatımın yarısından çoğunu artık bıraktım, rafa kaldırdım. Kendi ailemi, her şeyi rafa kaldırıp hiçbir karşılık, hiçbir beklenti olmadan sadece bildiğim konularda, bakın ben gene söylüyorum, kimileri diyor ki ne yapabilir siyasette? Ben bildiğim konularda, sporla alakalı konularda ve de içinden geldiğim sektörün sorunlarıyla alakalı, motosiklet sektörünün sorunlarıyla alakalı konularda yardımcı olmaya çalışıyorum insanlara ve ihtiyaç duyanlara. O kadar çok eleştirildim ki, ya bu kadar mı basit dedim bir insanı yerden yere vurmak, bu kadar üzerine gelmek. Tabii açık söyleyeyim, AK Parti'nin ne diyeceğini bekledim. Çünkü ben eğer bana AK Parti tarafından bir telefon gelip sen ne yaptın, sen ne ettin, sen şöylesin böylesin denildiği anda ben izin isteyecektim. Lütfen bana müsaade edin diyecektim. İstifa edecektim. Edecektim. Ben kararımı vermiştim ama orada büyüklerimiz aradı beni ve bana dediler ki tabii ki insanlar özellikle seçimin yaklaşmasından ötürü açık arayacaklar. Yaptığın şaka belli ama şakayı farklı göstermeye çalışacaklar ve bu İnsanlar, birçok insan da buna inanacak. Ve oradan birçok insan da seni eleştirecek. Bunları kapat, 2-3 gün hiçbir şey gösterme, hiçbir türlü cevap verme. Bunu demeleri diyen kimdi? Çünkü AK Parti o dönem, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'a soruldu. AK Parti ruhuna, felsefesine uygun bir fotoğraf olmadığını söyleyebilirim diye. Bülent Turan'ın açıklamasına hiç hoşuma gitmedi, açık söyleyeyim. Benim hiç kimseden bir çekingenliğim yok. Bülent Turan şu açıklamayı yapabilirdi. Beni arayan diğer isim vermeyeceğim, diğer büyüklerimiz gibi. Kenan sen siyaset değilsin. Böyle hata yapmış olabilirsin. Hatanı anlamışsın, zaten kaldırmışsın. Kenan siyaset değil, bir kardeşimiz. Böyle bir hata yaptı ama hemen hatasından kırıldınız döndü. Kırıldınız mı Bülent? Kırıldım, gerçekten kırıldım. Yani bunu saklayacak bir tarafım yok. Ama dediğim gibi diğer büyüklerimizin bana böyle abi şefkatiyle Kenan olabilir. Bunlar olacak şeyler. Sen alışkın değilsin böyle şeyler. Daha da yenisin bu buralarda. Bu yüzden olabilir. Sonuçta burada bakın ben o fotoğrafı 3-4 dakika sonra kaldırdığım bir fotoğraftı. Ama öyle bir yaptılar ki hala da kaldırmadım. Orada durduğunu falan zannettiler. Tabii verilecek çok cevabım varken yine bir partiye bağlıydım ve bana abi şefkatiyle yaklaşan büyüklerim varken ben kafama göre cevap veremezdim. O yüzden susmayı hep tercih ettim. Evet, o günlerde sizi çok aradık. Ben yine evet, programı davet ettim ama hiç ulaşamadık bile. Gerçekten içinize gömüldünüz. İşte dedim ya, beni arayıp da o abi şefkatiyle bana abilik yapmasaydı AK Parti'nin içindeki bazı önemli isimler, ben farklı davranırdım ama tabii onu görünce de onlara saygımdan ötürü de onların İstifa dediğim gibi edecektim, etmedim diyorsunuz aslında. Dediğim gibi eğer bana farklı davransaydı benim güvendiğim ya da onlar için geldiğim insanlar, ben durmazdım yani. Dediğim gibi neden geldiğimi de çok iyi biliyorum. Bakın ben hayallerime çok şükür ulaşmış bir insanım. Kariyerim boyunca çok büyük hayallerim vardı. Rabbim de çok zor şeyleri atlatıp o hayallere ulaşmayı nasip etti. Ardından buraya gelmekle, milletvekilliğini tercih etmekle birçok şeyden de hayatımda, özellikle ailemden de çok fazla vermem gerekiyordu. Ankara'da yaşamanız gerekiyor haftanın yarısını. Ve benim eşim yabancıyken, eşimi Sakarya'da yalnız bırakmak, gelmek kolay olmuyor. Öte yandan çok fazla eleştirilen milletvekilliği maaşı var. Maaşını dahi almamışım. Tamamıyla hatta vekil olduğum için o kadar fazla insana ulaşıyor ki maaş yetmiyor artık. Kendi yapıyorsunuz? Milletvekili maaşını almıyorum dediniz. Burada onu da şöyle yapıyorum. Bir kısmını yetim çocuklara ben çok değer veriyorum. Yetim çocuklara bağışladım. Diğer kısmı da aile, sürekli insanlar karşımıza çıkıyor. Ve söz verdiğim insanlar var işte. Kimilerinin kredi, kimileri işte cezaevine girmiş. Yani bir şekilde insanlar, onları ulaştırıyorum. Bundan da çok yoruluyorum. Çok üzerime geliyorlar. Hatta diyorum şöyle, biraz bütçe olsa da o bütçeyle böyle insanların dertlerine, tabii ki ben burada kendi inisiyatifimden veriyorum. Hatta dedim ya, milletvekili maaşı yetmediği için artık kendi paramdan, kendi kazanmış olduğum kariyerimdeki paralardan artık yettirmeye çalışıyorum. Çünkü çok fazla insan bize artık ulaşabiliyor. Vekil olmadan önce böyle değildi. Vekilken tabii herkes durdurup telefonumu alabiliyor benden. Vermiyorum sana telefonumu demek gibi lüksümüz yok. Bunları da yeni yeni öğreniyorum. Çünkü siyasete çok alışkın birisi değilim. Bunu da hiçbir türlü, hiçbir zaman saklamadım. Şimdi yine fotoğrafı, son bir soru sorayım oradan. Cumhurbaşkanıyla konuştunuz mu? O ne dedi? Çünkü
Hani o da çok dikkat ediyor siyasetçilerin üslubuna. Size bir uyarısı oldu mu? Cumhurbaşkanımız kesinlikle bana bu konuyla alakalı tek kelime etmedi. Ben bekledim çünkü bu kadar konuşuldu. Bir şey demesini bekledim ama onun diyeceği her neyse artık kısa da yeridir. Çünkü kimisi zarar verdi dedi, kimisi öyle dedi, kimisi böyle dedi. Ama kendisi beni gene güler yüzle karşıladı. Görüştüğümüz yerlerde. Hatta ben gene başka bir ortamda kendisine şunu söyledim. Efendim beni milletvekili yaptınız ve bir hatamız ya da bize bir emriniz var mı, bizden bir beklentiniz var mı dediğimde bu ülkede Kenan spora hizmet et dedi. Spor için bir şeyler yap, spor daha iyi yerlere gelmesi için mücadeleni ver dedi. Ki ben meclise ilk geldiğim gün bir açıklamam vardı. Bildiğim konuda hizmet etmeye geldim. O da spor. Ben bilmediğim konularda, sağlık sektöründe, farklı sektörlerde kalkıp da bir şeyleri söylemek için tecrübesi olan birisi değilim. Ama spor denilince çok şükür ki fazla tecrübem var. Şuradan kazandım o tecrübeyi de. Yapmış olduğum spor dalı futbol değildi. Futbol dışındaki spor dalları Türkiye'de gerçekten zorluklar çeken dallar ve benim yapmış olduğum motor sporları maddi olarak çok destek istenilen ve daha önce hiçbir sporcunun bu kapıları açmayışı benim o kapıları açmamdan ötürü çok zorlanmama sebep oldu. Yani birçok şeyi kendim, hem menajerlik yapmam gerekiyordu, yabancı dil öğrenmem gerekiyordu, Avrupa'nın arenasında kendimi ispat etmem gerekiyordu. Bunun gibi birçok şeyi başarmak gerekiyordu ve bu yıllarda yaşamış olduğum sıkıntıları bundan sonra gelecek olan sporcular yaşamasın diye ben artık mecliste ya da milletvekilliği görevinde faydalı işler yapabilirim dedim. Çok şükür de yapmaya da başladık, güzel şeyler de oluyor şu anda. Tabii bu güzel şeylerden sonra da demek ki milletvekilliğinin de hayırlı işleri yapmama vesile olması var dedim. Ve son günlerde özellikle güzel bir gene ivmelenme kazandık ve çok güzel hizmetler etmeye başladık. Bu da tabii beni motive etti, moral verdi. Çünkü ben kariyerimde başarıya alışmış birisiyim. Ve sadece bir milletvekili olarak, ben burada milletvekillerini kesinlikle bu yanlış tarafa çekilmesin, meclise gidip elimizi kaldıracağız, oy vereceğiz ve meclisten döneceğiz. Ondan sonra hani... Bu muymuş peki milletvekilliği? Milletvekilliği tabii ki, şimdi ben çok tecrübeli değilim. Bu konuda çok yanlış tarafa çekerler diye de tedirgin olurum ama benim dışarılarda bir şeyler başarmam gerektiğini biliyorum. Sporcuların çektiği sıkıntıları dile getirmem gerektiğini. Sadece 3 ya da 4 gün oldu, fazla olmadı. Birkaç gün önce spor bakanımıza bir konuyla alakalı, sponsorlukla alakalı dile getirdim ve kendisi 2 tane görevli yetkilendirecek ve benim bu konuda araştırma yapmamı sağlayacak. İnşallah tüm sporculara faydalı olacak bir projenin de peşinden koşuyorum. Hani benim o meclisteki yaptıklarım, oy vermem bana göre yetersiz. Benim dışarılarda başarı yakalamam lazım. Dışarılarda hem sporcuya, mesela ben dedim ya motosiklet sektöründen geliyorum. Geldiğim sektörün yıllarca ben sıkıntılarını gördüm. O sıkıntıları dile getirmem lazım. Bu neydi? Bariyerler, motosikletçilerin en büyük derdi Türkiye'de bir bariyer derdi vardı. Kaza yapan motosikletçiler ortadan ikiye ayrılıyordu. Paramparça oluyordu ve bunları biz yıllarca eşimizi, dostumuzu kaybettik. Birkaç ay önce, 2 ya da 2,5 ay önce Ulaştırma Bakanımıza gittik ve bu durumu anlattık. Vekil olarak neler yapıyorsunuz bu anlamda? Çünkü şu da çok tartışılıyor. Şimdi bizim sadece futbol dünyasından da çeşitli spor dallarından milletvekilleri oluyor. Ama bunlar somutta gerçekten spor adına bir şey yapıyorlar mı? Biraz soru işareti. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Öncelikle spora gönüllü projesini başlattık. Bu projede Türkiye'nin her yerinden gençler bulacağız ve bu gençlerin yetişmesiyle alakalı, sporcu yetiştirmekle alakalı bir yatırım yaptık. Ve motor sporları dalında mı? Bu motor sporları dalında. İki, benim vekilliğim süresince en büyük başarmak istediğim şey Türkiye'de sponsorluk kanunu değiştirmek. Bununla alakalı çok uğraşıyorum. Bununla alakalı araştırmalar da yaptım. Çünkü Türkiye'deki bütün sporculara sorun. Etrafınızda tanıdığınız sporcu varsa sorun. En büyük sıkıntı ne? Alacağınız cevap şudur. Sponsorum yok. Gerçekten en büyük sıkıntı bu. Bunları ben kendim de yaşadım. Çünkü ülkemizde özel sektörü bu anlamda teşvik yok. Avrupa ülkelerinde, sporda başarılı olmuş Avrupa ülkelerinde sponsorluğa teşvik var. Özel sektörü bu konuda devletler teşvik ediyor. Teşvik edecek kanunları var. Bu konuyu ben
Maliye Bakanımıza da, Spor Bakanımıza da söyledim. Çünkü ortak çalışmak gerekiyor. Her iki bakanımız da biz hazırız bir şeyler yapmaya. Eğer sen hazırlarsan, hazırlığını yaparsan biz seninle beraber çalışmaya hazırız demesi tabii benim için çok önemliydi. Ama tabii milletvekilliği iki kişiyle bunları başarmak kolay değil. Etrafımızda iki kişi var. Bakanımız da sağ olsun Mehmet Kasapoğlu da ben sana iki kişiyi daha yetkilendireceğim bu konuyla alakalı. Bu konuyu geliştirin, teknik detaylarını çalışın ve devam edin dedi. Onun yanı sıra Türk Hava Yolları ile alakalı güzel bir gelişme oldu. İnşallah Mart ayında da bunu açıklayacağız. Milli sporculara bazı avantajlar istedim, dile getirdim ve Türk Hava Yolları da bunu bir kısmını kabul etti. İnşallah bunu da Mart ayında açıklamasını yapacağız. Ben çekilen sıkıntıları dile getiriyorum. Bir elçi olarak gittiğim makamlarda da çok şükür bugüne kadar hep güzel destekler verildi. Yapılacak da çok işimiz olduğunu da düşünüyorum. Size döneceğim. Çok da sorum var ama arada kısaca anlatır mısınız? Şimdi izleyip heyecanlanan çocuklar, gençler olabilir. Motosiklet sporları için bir takım seçmeler yapacağız dediniz. Cahilliğime verin. Bu nasıl bir spor? Bunun yeteneğini nereden ölçüyorsunuz? Yani bir çocuğun motosiklet sporuna yeteneğini neler yaparak ölçeceksiniz? Hazırlanmak isteyen gençler, çocuklar varsa ne yapsınlar? Önümüzdeki hafta büyük bir ihtimal bir okula gidiyoruz. O okulda başlangıcı yapıyoruz. Türkiye genelinde sponsorlar buldum. Kariyerimdeki eski tanıdığım sponsorlar, bana destek olmuş sponsorlarla anlaştım. Onlar motosiklet ihtiyaçlarını her şeyi karşılıyorlar. Bir okulda başlangıcı vereceğiz. Türkiye genelinde bazı okullara gideceğiz. Artı bir yaş sınırı var mı mesela? Yaş sınırımız var orada bizim. 12 ile 17 yaş arası sınır koyduk. Çünkü bizim sporcu yetiştirip Avrupa'ya yollamamız gerekiyor. Bunun tanıtımını yapacağız. Ben sosyal medyanın açıklamasını da yapacağım. Kayıtları açacağız. 100 tane kişiyi kayıt alacağız. Daha fazla alma şansımız yok. 12 yaş çok küçük çocuklar için tehlikeli değil mi bu bir yandan? Yok. Motor sporlarında sonuçta burada tedbirler alınarak yapılan bir spor bu. Normal elbiseli yarışın diye bir şey yok. Kayıtlar açılacak. Oradan 15 tane en yetenekli sporcu seçilecek. Bunları hem kendim de eğiteceğim ama eğitmenlerimiz de var. Ardından şampiyon olmuş sporcuyu da bu bir paket gibi düşünün. Kurmuş olduğumuz Turkish Racing Team'e pilot yetiştireceğiz. Yani artık Türkiye'den Kenan Sofoğlu bitti motor sporları. Kenan Sofoğlu bıraktı motor sporları bitti değil. Devam edecek çünkü kapı açıldı, yollar yapıldı, artık imkanlar var. Düşünün, önünüzde zorlu bir yol var. Oraya siz otoban inşa ettiğinizi düşünün. O otobanda ne kadar rahat ilerliyoruz. Şimdi bizim motor sporlarında da yaptığımız bu. Biz otobanları yaptık. Artık arkadan gelen sporcular devam çocukları edecek. Çocukları yetiştireceğiz. Ama şunu da söyleyeyim. Ben sadece motor sporlarında kasıtlı, yani motor sporlarında kısılıp kalmak istemiyorum. Dedim ya, sporcu olarak, futbol dışı bir sporcu olarak çekmiş olduğum sıkıntılarla alakalı da en büyük başarmak istediğim şey Türkiye'deki sporcuların sponsor sıkıntısını çözmek. Peki. Hızlı hızlı gidelim. Sizinle ilgili başka tartışmalar da oldu. Onlara bu programda belki ilk ve son kez yanıt vermiş olursunuz. O fotoğrafın paylaşıldığı gün danışmanınız bir açıklama yaptı. Sizi aslında korumaya çalışırken tartışma yaratan bir şey söyledi. Dedi ki danışmanın maaşından pay alan milletvekilleri var. Kim o milletvekilleri? Böyle milletvekilleri mi var? Şöyle söyleyeyim. Danışmanlar orada mecliste genel konunun arkalarında sürekli konuşurlar. Nasıl insanlarımız okullarda, kahvelerde, oralarda, buralarda kendi aralarında konuşurlar. Çünkü benim bu kuzenim ve buraları bilen biri de değil. O arkalarda, kulislerde duyulan şeyleri dile getirdi tabii. Bunları bana da söylüyordu. Orada bu açıklamayı şunda, ben o açıklamasına tabii kızdım onu ve hemen kaldırttırdım ama tabii onu da almışlardı bu arada. Onu neden yaptığını söyleyeyim ilk önce. Resmi isteyen, abi emir erim yaz diyen, o abi benim yüzümden ne hallere düştün, Türkiye seni konuşuyor. Bir de yetmezmiş gibi beni böyle onu ben işte çok hor davranıyormuşum, danışmanlarıma çok güdü davranmışım. Senin kadar danışmanlarıyla muhabbet eden, oturup kalkan, aynı odada kalan belki de başka milletvekili yok. Çünkü oradaki tavırları kendisi de görüyor belki. Ve böyle birini ben ne hale düşürdüm diye o kadar zoruna gitmiş ki kendi kendine yazmış. Tabii daha sonrasında onu gördüm. Hatta açık söyleyeyim, bana da onu başkası söyledi. Kendinden görmedim ben. Hatta daha açık söyleyeyim, AK Parti'den biri aradı benim. Ve bana bu nedir dedi.
dediği anda ben baktım, gördüm, hemen aradım Semih'i, kaldırttırdık çok kısa bir zaman sonra. Ama tabii daha sonrasında Semih'e dedim gerek yok, sen benim zaten kardeşimsin, teyzemin oğlusun. O zaten kendisi de dedi, ben de yapmayacağım abi, artık çekileceğim dedi. İstifa etti mi? İstifa esasında şöyle söyleyeyim, bu konuda da açıklık getireyim. Benim onun dışında bir danışmanım falan yok. Normalde milletvekillerinin 3 tane kadrosu vardır. Benim bir tane yardımcı olarak var. Normalde Semih benim yardımcımdı. Diğer kadrolarım da boş duruyor. Olan biri de yok. Ben o kadroları da kullanmıyorum. Açık söyleyeyim, milletvekilliğinin vermiş olduğu imkanların %90'ını kullanmayan biriyim. Telefonlarıydı, telefon faturasıydı, şu suydu. Beni eleştiriyorlar ya, ben onlara cevaben veriyorum bunu. Vekilliğin vermiş olduğu imkanların neredeyse çok azını, o da kullanmam gereken var. Mesela aracınızla alakalı ceza yemezsiniz milletvekili. Ya bu zaten otomatik verilen bir şey. Araç meselesine geleceğiz zaten. Araç şimdi meselesine gelince dışında söyleyeyim yani. Ben milletvekilliğin, devletin vermiş olduğu bir aracı kullanmıyorum. Devlet milletvekillerinde insanlar zannediyor ki milletvekillerine devlet bütün imkanları sunuyor. Öyle bir şey yok. Milletvekilliğinde kendi aracınızı kullanıyorsunuz. Araca geleceğim, çok konuşuldu ama ondan önce şunu da sorayım. Teyzenizin oğlunu danışmanınız yapmanız, orada bir problem var mı? Çünkü milletvekillerinin, siyasilerin kendi akrabalarını kollamaları da çok eleştirisi konusu oluyor. Teyzenizin oğlunu danışman yapmanız ne kadar etkili? Neden yaptığımı söyleyeyim o zaman. Tanımadığınız bir dünyanın içine giriyorsunuz. Binlerce kişi danışmanınız olmak istiyor. Kime güveneceğinizi bilmiyorsunuz. İnanın bana binlerce kişi bize başvurdu danışmanlıkla alakalı. Cevap veremez hale geldik ve ben en güvendiğim insan yanımda olacak dedim. Bu teyzemin oğlu benim 7-8 yıldır yanımdaki kişi. Neden danışmanlık kadrosunu aldım? Danışmanlık kadrosunu aldığınız zaman meclise rahat hareket edebiliyoruz. Misafir gibi gelmek meclise sıkıntı. Sürekli misafir kartıyla onu gezdiremezdim mecliste. O yüzden yanımda durması için meclise, çünkü benim siyaseti bilen birisi değilim. Oralarda da 50 tane çevremde insan da yok. En güvendiğim insanı aldım yanıma. Beraber öğreniriz, beraber geliştiririz. İşte o kadro böyle belli tecrübeyi de gerektiren insanlar için açılmış bir kadro değil mi? Şimdi öyle birini aldım yanıma, tecrübeli. Ama milletvekilliği kadrosunda değil. Ben kendim olarak maaşını vererek çalıştırıyorum birini. Tecrübeli birini aldım şu anda. Çok da tecrübeli bir danışmanım var. O meclise duran danışmanım. Ama onu da söyleyeyim madem öyle. Milletvekilliği kadrosundan maaş almıyor. Yani bu kadar bizi insanlar üzerimize gelmeye kalkıyor ya, hiçbir şey bilmeden ne kadar üzerimize geliyorlar, ama milletvekili maaşı kadrosundan, o maaştan yararlandırmıyorum. Açık kadrom var mesela. Almıyorum da kimseye, ihtiyaç da duymuyorum. Kendim veririm parasını. Benim için çalışsın dedim. Esasında benim için çalıştığı yok. Biz orada günde binlerce telefona, halktan gelen telefonlara cevap veriyoruz. Benim şahsi ticaret annemden bahsetmiyorum ben. Hiçbir şey kazanmadığım bir yer. Çok soru soracağım ama zaman daralıyor. Şu araç meselesine girelim. Şu 1 milyon euroluk aracınızla mecliste ilk kayıt yaptığınız gün, aracın markasını söylemiyorum reklama girmesin diye ama bütün seyircilerimiz biliyor. O araçla, öyle çok lüks bir araçla meclise gitmeniz de çok tartışıldı. Sizin gündelik hayatta kullandığınız, Ankara caddelerinde tur attığınız bir araç mı? Niye onunla gittiniz meclise kayıt yaptırmaya? Tabii ki onu o zaman da açıkladım. Daha sonradan demesinler ki işte siyasete girdi bu adam, düne kadar sponsor oldu. Bizim insanlarımız bazen böyle art niyet üzerinden yakalamak istediği şeyler vardır. Düne kadar bu adam sponsor arayan, şimdi nasıl Lamborghini'lerle geziyorsun demesinler diye o gün orada açıkçası göstermeye geldim. Tabii daha sonraki süreçlerde de geldim. Ama şunu söylemek istiyorum. Artık göstermek gibi insanlar zaten biliyor. Geçen biri bana dedi ki Lamborghini'nizle geldiniz. İşte burada milletvekillerini eleştiriyorlar. Zaten her şeyden ötürü eleştiriyorlar. Siz onunla geldiniz diye milletvekillerini eleştiriyorlar. Ben de dedim ki o aracın kimin olduğunu burada herkes biliyor. Gelen de biliyor. Aracın adını almayalım. Bu arada reklama girdiği tamam. için yayında İnsanlar oldu. Ne oldu? O aracın kimin olduğunu zaten biliyor. Neden geldiğime de gelince, sevdiğim bir araç. Milletvekili oldum diye bir şeyleri kısıtlamak zorunda değilim diyorlar ya, milletvekiline yakışmıyor. Herkesin görüşü farklıdır. Ben yakışmadığını düşünmüyorum. Ben geldiğim zaman da herkes ilgili. Binlerce kişi orada geliyor, resim de çekiliyor. Yani ben çok meraklısıydım böyle şeylerin. Ama o açıdan sorayım. Kıt kanaat geçinen bir oto tamircisi olan bir zamanlar Kenan Safoğlu, bir milletvekilinin öyle lüks bir araçla meclise geldiğini görseydi yıllar önceki Kenan Safoğlu. Evet. Ya ne güzel yapmış deyip gıpta mı ederdi?
Olmamış bakın mı ben derdin? Özellikle okullara o araçla gidiyorum. Neden gidiyorum biliyor musunuz? Ben de okul döneminde çok hevesliydim böyle şeylere. Ve o çocuklara da gittiğim zaman şunu söylüyorum. Emin olun sizden bir farkım yoktu. Çok çalıştığınız zaman, Allah da nasip ettiği zaman her şeye ulaşmak mümkündür. Ben o araçta örnek olduğumu düşünüyorum. Kimileri kötü niyetten bakabilir. Ama ben meclise de geldiğim zaman insanlar belki art niyetle bakıyorlar ama çok hoşuna gidenler de var. Fazlasıyla resim çekiliyor. O gün geçenlerde geldiğimde de ya yüzlerce kişi geldi resim çekildi. Park ettiğim yere kadar takıyorlar. Takacak her şeyi arıyorlar. Ben onlara artık takılmamaya başladım. Onların takıldığı şeylere takılmamaya başladım. Bu arada niye milletvekillerinin park ettiği yere değil de tam cami yolunun ortasına park ettiniz? Çizilmesin diye mi? Şimdi araç özel bir araç. Milletvekillerinin araçlarının arasına koyacağım. Biri kapısını açtığı zaman ben aracıma değer veriyorum. Kolay zor, kolay dalmadınız diyorum. Ve göz önünde bir yere çektim. Kendim oradan onu görebiliyorum. Tabii bakıyor ki, musunuz meclis bakıyorum. Odasından kimse evet, bir şey yapıyor mu? Odamdan görebildiğim bir yere çekebiliyorum. Tabii yani ben şunu da söylemek istiyorum. Bana insanlar standart milletvekili gözüyle bakmasını istemiyorum. Ben Kenan Sofuoğlu'ydum. Kenan Sofuoğlu olarak devam ediyorum. Evet bir siyasi kimliğim vardır. Oldu. Ona da artık dikkat etmeye çalışacağım. Bazen hatalar yapıyoruz. İnsan olarak hata yapma şansımız da olabilecektir herhalde. Biz yaptığımız her şeyle yargılanmak, ben bunu yanlış görüyorum. Ve şunu da söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanımız hiç unutmuyor mu konuşmasını? Dedi ki benden önceki cumhurbaşkanlarına benzemiyor. Ben kendimi kıyaslamıyorum ama benim geldiğim yer farklı. Ben siyasetin içinden gelen biri değilim. Sporcuydum. Siyasete geldiğimde de kendimi siyasetçi olarak görmedim ve görmüyorum ve görmeyeceğim de açık ama konuşayım. Bir yandan da aynı Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle bu seçimde mesela adayları mütevazı olmaları konusunda çok uyarıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özseseki genel başkan yardımcısı iken özellikle makam araçlarının lüks olmasını bizzat eleştiren biriydi. Bu anlamıyla Cumhurbaşkanından ve partiden bu mütevazılık konusunda uyarı aldınız mı? Özel bir araç kullanmak mütevazılıkla kıyaslanacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü makam araçları devletin parasıyla alınmış araçlardır. Ben kendi kazanıp kendi paramla aldığım bir araçtan bahsediyorum. Ve mütevazılık o aracın içinden inip insanlar yanına geldiği zaman onlarla tavrınla olur. O araçla geziyorsun diye mütevazı olmazsın diye bir şey yok. Belki onun kadar pahalı araçlar var. Belki göze batmıyordur. Bu araç göze batan bir araç. Bir milletvekili olunca aşırı göze batan bir araç oldu. Benim geldiğim yer motor sporları. Ben bu tür tutkuları seviyorum. Benim tutkum bu. Milletvekili oldum diye tutkularımdan da ayrılacak diye bir şey söz konusu değil. Ben burada yasak, haram ya da hak olmayan bir şey yapmıyorum. Dediğim gibi mütevazilikse de mütevazilik insanlarla olan senin diyaloğundadır. Benimle oturup benimle 5 dakika muhabbet ettikten sonra insan mütevazi değilsin, sen AK Parti'ye yakışmıyorsun derse işte ben hatayı orada yaparım ama beni arabamla gördüğü için insanlar sen mütevazi değilsin demesi yanlıştır. Orada göze batan bir araç, evet kabul ediyorum ama burada ben biraz farklı bakış tarzım var, yanlış biraz olduğunu düşünüyorum. Biraz üst üste geldi, bir de senatör diye kart bastırdınız. Ya mütevazi bir adam, niye milletvekili kartına senatör yazdırır? Şimdi kartın iki tarafı var. Biri milletvekili yazan, ikinci İngilizce yazan tarafı. İlk ben meclise geldiğimde yurt dışından bir arkadaşım vardı benim danışmanlık yapan. Bu kartı yaptırdılar. Bu kartı ben gördüğümde dedim ki bize sorun olmasın bu kart. Emin misiniz senatörlük karşılığı, milletvekilinin karşılığı? Bu bir acemilikti, bunu açıkça söyleyeyim. Karşılığın senatörlük olduğunu, Avrupa'da bazı ülkelerde var, Hollanda'da özellikle senatörlük olarak geçiyor. Tabii onu o şekilde yazdığımda ben de dedim ki bundan bir sorun yaşamayalım. Yani burada yanlış bir şey olmasın. Daha sonrasında da bunu bir tane CHP'li milletvekili görüyor ve bunu da bir koz olarak kullanıyor. Milletvekili kısmında zaten milletvekili yazıyor. İngilizce kısmında yanlış yazılmış bir şey. Ama işte dedim ya. Daha havalı takacak, olsun diye mi öyle yazdırdınız gibi? Ya şöyle bakın yazdırdınız derken ben kart vizit kullanan biri değilim. Hayatımda kart vizit kullanmış biri değilim. Sporcular kart vizit kullanmaz. Ben kullanmadım. Hala da kullanmıyorum. Cüzdanımda hiçbir kart vizit falan yoktur. Onlar danışmanlar kendileri yazmışlar ve o danışman da bu arada ayrıldı zaten benimle değil şu anda. Bir buçuk ay içinde ayrılmıştı yani o dönemde ilk başladığımda. Ama tabii güldüm ben onlara. Yani onları öyle bir yaptılar ki aramışım, baskı yapmışım, zorla yaptırmışım. Yani bunları kim nereden üretti? O haberleri gördüğümde sadece güldüm o haberleri. Yani
Bunlar biraz esasında iş kazası, iş acemiliğinde olan şeylerdi ama bu kadar büyütülmesi artık benim de daha dikkat etmem gerektirdiğini bana hissettirdi tabii. Araçla ilgili bir de bir vergi meselesi var. Eşinizin üzerine yaptırdığınız için 3 milyon 200 bin liralık vergiden kurtuldu diye eleştiriyorlar evet. Sizi. Buna ne diyorsunuz? Eşim yabancım. Araç eşimin üzerine. Daha önceki dönemlerde de başka marka araçlar da vardı. Devletin yabancıları tanımış olduğu böyle bir hak var. O dönemde de bunu söylediklerinde şunu dile getirdim. Eğer kanunsuz, kanuna uymayan herhangi bir şey varsa işte o zaman bunu dile getirin, o zaman karşıma çıkın dedim. Bu araçla alakalı devlete 3 milyon liranın üzerinde teminat verdim ben. Yani bu araca kafana göre alamıyorsun. 3 milyonluk teminat veriyorsun. Devletin eline bir teminat vermen gerekiyor. Onun karşılığında devlet sana böyle bir araç verebiliyor. Tanınmış olan bir hak. Eşim aldığı zaman da kanunen de şunu söylüyor. Eşler kullanabilir diyor. Benim eşim daha önce de hatta annesi bize özel bir araç almıştı. Sonra onu değiştirdik, bunu aldık. Eşler arasında zaten öyle bir sorun yok. Devletin vermiş olduğu bir hak, kanun. Kanunun çerçevesinde ne varsa her şey uygun. Ama şunu da söyleyeyim. Diyorlar ya 3 milyon vergi vermedi. O aracın için şu an devlette 3-3,5 milyon yanlış hatırlamıyorsam o civarda bir teminat var elinde. Yani o araç sonuçta sıkıldık yarın öbür gün satacağız. Öyle bir yabancıya satılır ya da yurt dışına gider satılır. Gene alınır. Böyle bir hak var. İşinizin ailesi de bayağı varlıklı galiba. Bu arada arabayı satışa çıkarmışsınız. Doğru mu? İşte o kadar çok haber oluyor ki yani ben ona bile çok gülmüştüm yani. Arabamın yani satılışının bile bütün bazı kanallarda haberlerde sattınız gördüm. Sattınız mı? Çok başıma bela aldı. Ben bunu bir satayım mı dedim. Yok. Açık söyleyeyim yani böyle araçları alırsın. Bir yıl kullanırsın. Değiştirirsin. Farklı model alırsın. Onu da bir yıl kullanmıştım. Satacaktım ama o kadar çok böyle haberleri falan çıkınca kaldırdım. Kullanmaya da devam ediyorum şu anda. Buradan alıcısı varsa duyuralım mı? Yok şimdilik öyle bir niyetim yok. Peki. Şimdi bir yandan da sizin böyle biraz deli dolu çılgın bir tarafınız var. Arkadaşlarımdan bir görüntü hatırlatmalarını isteyeceğim. Evinizin 3. katından havuza atlarken ayağınızı burkmuştunuz. Biraz deli dolu bir adam bu Kenan Sofoğlu. O görüntüleri getirelim arkadaşlar. Şimdi bizi insanlar çok yönlerimizi de bilmediği için belki neden böyle bir tavrımız var anlayamıyorlar. Videosu var atladığınız an. Evet ayağım çatlamıştı orada çünkü havuz çok alçaktı. Bakın ben araçla alakalı konularda da aynı şey. Motor sporlarından gelen hız tutkusu bir gençtim ve o tutkumu da yitirmedim. O tutkum gene devam ediyor. Buraya gelmeden önce de snowboard yaptım. Çünkü böyle adrenalin olan her türlü şeyi seviyorum. Bunu da kaybetmeyeceğim. Milletvekili oldum diye motorculuğu bırakmadım. Sporcularımla sürekli antrenman yapıyorum. Hatta o kadar iyi dereceler çıkartıyorum ki bugün dünya şampiyonasında yarışlara çıksam yine derece alabilecek pozisyonda dereceler çıkartıyorum. Vekil oldum diye kendimden, hayatımdan çok fazla taviz vermek istemiyorum. Çünkü sıkıntılar çekerek ulaşmış olduğum bazı şeyler var. Ulaşmış olduğum bir nokta var. Bir günden bir güne artık o bitti. Sen takım elbisesini giyeceksin. İşte milletvekili gibi duracaksın, milletvekili gibi oturacaksın. Böyle bir adam olmak zorunda değilim. Ben, bakın hatalar yaptık, hatalar da yapabiliriz. Daha yeni olduğum için buna insanların... Yeni gaflarıma hazır olun. Olabilir diyorsun. Yani bunu insanız, herkes bir hata yapar. Yani bir anda söylenen bir yanlış cümleden ötürü insanlar... Çünkü bizim AK Parti'de en sevdiğim isimlerden biri Naci Bostancı. Naci abi derim kendisine ve bana... verdiği bir örnek çok önemliydi benim için. Siyasetteyken çok farklı çerçeveden insanlar bakacak sana yaptıklarına, söylediklerine dedi. O yüzden çok dikkat etmem gerektiği konusunda bana tavsiyeler verdi. Şimdi ben henüz daha o farklı çerçeveden bakış tarzlarını çözemedim. Çözmeye çalışıyorum. Artık dikkat ediyorum. Yani sen bir şeyi paylaşırken bile milletvekili olarak sorun olur mu olmaz mı? Düşünüp bence hareket etmeye çalışıyorum. Bence bu yayında samimiyetinizi gördüler. En azından ben gördüm. Son dakikalara geliyoruz ama hayat hikayenizden de biraz bahsetmeden programı kapatmak istemiyorum. Çünkü hakikaten dün ben okurken hatırlayınca bir kez daha şaşırdım. Gerçekten tırnaklarıyla geldiği yere gelmiş bir isimsiniz. Ve çok da acılar yaşamışsınız hayatınızda. Evet.
iki kardeşiniz, onlar da yine bu motor sporları uğrunda hayatını kaybetmiş maalesef. Sizden dinleyeyim ben, Sinan, Bahattin, nasıl bir hikayesi var aslında bütün bu son dönemde tartışılan Kenan Sofuoğlu'nun hayatında nasıl bir hikaye var? Biz Türkiye şampiyonlarında üç kardeş olarak yarışırken üçümüzden biri seçilecekti. Çünkü üçüne ailenin maddi gücü yetmiyordu ve Avrupa'ya gönderecekti. İki abim hakkını bana devrederek beni Avrupa'ya gönderdi ve yarışlara başlattılar beni Avrupa'da. Tabii bu iki abimi ben geçen yıllar içerisinde kaybettim. Her ikisi de 24 yaşına girdiğinde, 24 yaşındayken vefat etti. Bahattin abim 2002 yılında, Sinan abim de 2008 yılında, gene o da 24 yaşındayken vefat etti. Ve yine yarışlarda değil mi? Bir arabada biri... Bahattin abim evin önünde, ben de oradaydım. Karşıdan karşıya geçerken arabanın çarpmasıyla vefat ediyor. Yani motosikletli değil. Trafik diye biliniyor ama motosikletle alakası yok konunun. Sinan abim motosiklet yarışlarında hayatını kaybeden ilk isim oluyor Türkiye'de. Dünyada var ama Türkiye'de ilk Sinan abim oldu. Ama bu tehlikeli gözükse de bakın şunu da söylemem gerekiyor. Benim babam 2011 yılında kanserden vefat etti. 11 yaşında motosiklet kullanmaya başlamış. Ama vefatı kanserden olan da bir insan. Tabii bu biz kayıpları yaşadığımızda, her kayıbımı yaşadığımda benim arkamda babam, annem sapasağlam duruyordu. Bir de kız kardeşim var. Ama en son 2011 yılında babamı kaybettiğimde tabii artık arkada duracak kimse kalmadı. Ve annem kesinlikle her şeyi bırakıp Türkiye'ye dönmemi istemişti. Ama yaşım daha genç, yapacak çok işim var, daha yeni yetiştirmeye başladığım sporcular var. Hayat devam edecek. Hatta eşimle bize bir röportaj yapıldı. Ben eşime şunu demiştim. Ben ailemde bir annem kaldı, bir kız kardeşim kaldı kaybedecek. Yani artık herkesi kaybettim. Korkum yarın bugün çoluk çocuğum olur da onlardan da kaybederim. Şimdi ondan çünkü korkuyorum dedim. Hı hı. Ve eşim de bunu hatırlattı. İlk çocuğumu da kaybettim. Yani 3 aylıkken beyin kanaması geçirdi. İnsanlar tabii farklı düşürdü. Şeyler üzüler biz o dönemde. Yok çocuğu düşürdü, yok çocuğa bakamadı. Çocuğumda bir kan hastalığı varmış. Göremedikleri doktorların. Araştırdık ama bulamadılar ve o kan hastalığı sebebiyle beyin kanaması geçiriyor ve ardından da ne kadar müdahale yapılsa 3 ay uğraşılıyor ama kurtarılamıyor. Ve olacak çocuklarımla da o hastalığın tekrar olma ihtimali çok yüksek. Ama ona rağmen Allah da bize alırken de çok güzel şeyler de veriyor. Oğlumdan, kaybettiğim çocuğumdan hemen sonra bir çocuk daha nasip Mahir etti. Mahir, sağlığı sıhhati yerinde. Madem öyle buradan duyurayım. Daha bugüne kadar ailem dışında, hatta çok yakın çevrem dışında kimse de bilmiyor. Bir çocuk daha bekliyoruz. Bir erkek çocuk daha bekliyoruz. Allah nasip maşallah edersin inşallah. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Hayırlı Nisan olsun. Ayında bir çocuk daha bekliyoruz inşallah. Buradan biz de müjdeyi vermiş olalım. Teşekkür ederim. Şunu da merak ettim. Abileriniz vefat ediyor, ardından babanız, sonra 4 aylıkken oğlunuz. Hiç böyle isyan etme noktasına geldiniz mi? Biz, yani yetiştirildiğim yer benim Sakarya Akyazı, ailemin tarzı, yani bizi yetiştirme tarzı bir kader vardır. Kaderi yaşarsınız. Kaderi değiştirmek gibi bir şansımız yoktur. Hayatımızı hep biz tedbir elden takdir Allah'tan diyerek yaşamış insanlarız. Kazalarda çok kayıplarımız oldu ama takdir Allah'ındı dedik ve bunların bir sınav olduğunu, benim kendi akraba çevremde baktığım zaman benim kadar kaybı olan bir insan ne anne tarafımda ne baba tarafımda yok. Bu bizim sınavımızmış bu hayatta ve bu sınavın devam ettiğini çok iyi biliyorum. Rabbim tabii yeni kayıplar vermesin ama bazen insana hayatta Allah çok güzel şeyler nasip ediyor. Ama bu güzelliklerin yanında çok zor günler de nasip ediyor. Bana hayatımda çok güzel şeyler nasip oldu. Ama bir o kadar da çok daha ağır şeyler de nasip oldu. İnşallah bu saatten sonra kayıp yaşamam. Çünkü ben son 10 yılda çok kaybım oldu. Umut ediyorum ki ailemde benden önce bir kayıp olmaz. Çünkü ben artık dayanacak gücüm yok dedim bu konularda. O yüzden de Rabbimden yine hayırlısını diliyorum. Biz İnşallah Allah sevdiklerinizi kadere teslim olmuş insanlarız o konuda. Söyleyecek söz bulamıyorum. Peki şunu sorayım. Çok da kaza atlattınız bu arada. Kendiniz de bayağı 9 ay delenmeleri büyük böyle, evet, kazalar. Bütün bu kayıplar.
Siyasetteki son dönemdeki kazalar mı sizi daha çok yıprattı yoksa onlar mı? Sporculuğumda antrenman yaparken kaza yapmaktan, sakatlanmaktan çok korkuyordum. Çünkü sakatlandığım zaman yarışamayacaktım. Şampiyonayı kaybetme ihtimallerim vardı. Ama sporculuğum bittikten sonra inanın bana o kazalar özel oldu. O kazalarda sakatlanıyorsun, kendi canın yanıyor. İşte birkaç gün sonra ağrıların geçiyor, devam ediyorsun. Ama siyasette beni çok güzel şeyler, günler geçirdim. O bizim bu ayak masa mevzusunda filan. Ama ben hayatımda pes etmiş biri değilim. Çok zor günlerde pes ederim. Bir gün sonra, iki gün sonra gene çalışmaya devam ederim. Gene pes etmedim. Şimdi baktığın zaman son birkaç haftadır çok güzel şeyler yaptık. Onlar bana çok motive etti. Ve zorlukları çekip arkasından çalışmaya devam ettiğiniz zaman o acıları unutuyorsunuz. Ben kötü günler geçirdim dedim, arkada kaldı, artık önüme bakıyorum. Moralim iyi, her şey yolunda. Dediğim gibi AK Parti'nin içinde de böyle büyüklerimiz beni görünce iyi gördük seni demeleri bile bana bir moral oluyor. O yüzden güzel günler inşallah ileride yine gelecek. Vallahi Kenan Bey, son dönemde çok program yaptım ama sizin kadar samimi, içten, kendini de eleştirerek cevap veren konuk az buluyoruz. Şimdi bir kısa reklama gidelim. Sonra izleyicilerimizden, ben telefonuma bakmıyorum, mutlaka çok soru gelmiştir size. Onlardan bir tanesini sorarak kapatalım. Kısa bir ara, bir yere ayrılmayın. Hemen buradayız tekrar. Evet, Açık ve Net'te Kenan Sofuoğlu ile konuşmaya devam ediyoruz. Kenan Bey, şimdi bu programı izleyen anne babalar bir yandan çocukları, oğulları genellikle motor sporları ile ilgilenmek istediklerinde yürekleri hopluyor. Tehlikeli. Siz de anlattınız, siz de abinizi kaybetmişsiniz. Evet. Onlara ne tavsiye edersiniz? Hatta galiba Emine Erdoğan da size şey demiş, tebrik ederim ama bir daha yapma mı dedi. O evet, da Osman Gazi Köprüsü'nde o hız yaptığımda, o anda tabii çok yüksek süratle gitince korkmuştu. Şöyle söyleyeyim. Eğer beni annem babam motosiklet yarışlarına başlatmasaydı, caddelerde o hız yapan gençler var ya, bu arada çok videoları da çıkıyor, işte kamerada çekiyorlar, arabaların aralarında böyle hızlıca gidiyorlar. Ben de onlardan biriydim. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyeceğim. Ve o şekilde yaptığın herhangi bir kazada hayatını kaybedersin. Kurtulma şansın da yok. Motor sporlarının güzelliği, motor sporlarına başlamış bir genç artık o tutkuyu pistlerde attığı için caddeye çıktığı zaman sakin, hız yapmayan, normal trafik kurallarına uyan bir insan haline gelir. Ya şöyle düşünün, çok iyi bir dövüşçü caddede çıkıp dövüş yapmaz, sokakta dövüş yapmaz kimseyle. Sataşsalar da o kendine özgüveniyle beraber o kavgaya karışmaz. İşte o hız tutkusunu gençler eğer motor sporlarında atabilirlerse caddelerde çıkıp hız yapmazlar. Pistlerde risk var mı? Var ama caddeye nazaran %90 daha az. Çünkü yarış elbiseleri giyiyorsun, parkurlar kazalara uygun, yerde sürüklenirken bir bariyer ya da bir arabanın altına girme ihtimalin yok. O yüzden ben tavsiye ediyorum, açık söyleyeyim. Ve onun için de şimdi bu spora gönül ver projesini başlatıyorum. Yine uslanmamış diyecek sizi izleyenler. Peki. Çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Az önce araya gitmeden de söyledim. Yani son dönemlerde benim yaptığım en samimi programlardan biriydi. Çok teşekkür ederim. Eleştirileri de biliyorsunuz. Umarız bundan sonra sizin için daha pozitif günler göreceğiniz İnşallah. Bir dönem olsun. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Açık ve Net'in bugün için de sonuna geldik. Haftaya yine böyle her şeyi açık açık konuşacağımız bir başka Açık ve Net'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.